Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarları podcast yayını başlıyor. Demokrasi için demokratik direniş şart. Emre Kongar. 1 Kasım 2024 Cuma. Türkiye, iki taraftan büyük bir saldırı altında. Bir yandan emperyalizm, öte yandan iktidar. Emperyalizm, ulusal bütünlüğümüze, ulusal egemenliğimize saldırıyor. İktidar ise ortak değerlerimizin, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti yapımızın, özetle demokratik rejimimizin altını oyarak toplumsal bütünlüğümüze, ulusal kimliğimize saldırıyor. Peki biz, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletine inanan, demokratik rejimi, ortak değerlerimizi, Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak isteyenler, ülkemizi, rejimimizi, toplumumuzu nasıl savunacağız? Önce bu saldırılar nasıl yapılıyor onu görelim ki, oyuna gelmeyelim, tuzağa düşmeyelim. Emperyalizmin dıştan ve içten saldırıları, doğrudan doğruya sıcak savaş ve bu sıcak savaşın sonuçlarının toplumu, devleti yıpratması biçiminde oluyor. Orta Doğu Savaşı, özellikle Suriye Savaşı ve içerideki terör olayları, özellikle PKK saldırıları, hem ülkenin kaynaklarının hem de devlet gücünün gereksiz konularda sarf edilmesine yol açıyor. Ayrıca, Orta Doğu Savaşı sonunda, ülkeye gelen ve gayri resmi sayıları 13 milyon dolayında olduğu belirtilen sığınmacıların, hem ülke ekonomisine hem de toplumsal yaşama yaptıkları olumsuz etkiler, pek çok insanı umutsuzluğa sevk ediyor. İktidarın ise, Erdoğan'ın anayasaya aykırı olarak 2 defadan fazla cumhurbaşkanı olmasını sağlamak istemesi, ülkedeki anayasal düzeni ve adalet yapısını altüst ediyor. Bu iki kuvvetin ellerindeki ulusal ve uluslararası kaba güç çok büyük. Demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini savunmak isteyenleri şiddete yöneltmek ve onları ellerindeki güçlerle ezerek yok etmek istiyorlar. Özellikle iktidar, toplumu, insanları şaşırtmak, akıllarını karıştırmak, yanlışa ve isyana sevk etmek için, Kürt açılımı veya FETÖ konularında yaptığı gibi, aynı eylem ve düşünceleri hem övüyor ve destekliyor, hem de kınıyor ve cezalandırıyor. Böylece insanları hem korkutuyor, hem susturuyor, hem de ezmek için isyana teşvik ediyor. Dolayısıyla özgürlük, eşitlik, adalet, dayanışma ve barış isteyen ve demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini savunanlar asla şiddete başvurmamalıdır. Çünkü en küçük bir şiddet eylemi bile derhal büyük bir saldırıyla ezilecek, insanlar katledilecektir. Peki demokratik rejim, hak, hukuk, adalet, emperyalizme ve anayasayı bile dinlemeyen iktidara karşı nasıl savunulacaktır? Ben Diren adıyla yayımlanan Demokrasi İçin Bir Manifesto kitabımda, demokrasi için demokratik direniş yollarını uzun uzun anlatmıştım. Şimdi çok kısaca bazı ilkeleri özetleyeyim. 1. Direniş barışçı olmalıdır. 2. Kitlesel olmalıdır. 3. Mutlaka demokratik toplum kuruluşları, sendikalar, siyasal partiler ve liderler tarafından desteklenmelidir. 4. Ulaşılabilir, gerçekçi, anayasal, yasal hedefleri olmalıdır. Son olaylar, Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyım atanması konusundaki düşüncelerimi de şöyle özetleyebilirim. Yasanın adı kayyımdır. Türk Dil Kurumu kayyum dese de, ki cami hademesi demektir, yasa kayyım dediği için doğrusunu kayyım olarak yazmak gerekir. 1. İktidarın, emperyalizmle birlikte, Erdoğan'ın şahsım rejimini kurtarmak için yeniden ortaya attığı Kürt açılımı projesinin, hem amaç, hem üslup, hem hedefler, hem de yöntem bakımından uygulanmasının olanaksız olduğu, sadece Erdoğan'ın süresini uzatmak için gündeme getirildiği görülebilmeli ve bu tuzağa düşülmemelidir. 2. Esenyurt'taki haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizliğe karşı demokrasiyi savunan bütün partilerin, sendikaların ve örgütlerin ortak eylem yapmaları gerekmektedir. 3. Demokratik direnişin örgütlenebilmesi için siyasal destek ve liderlik gereklidir. Bu bağlamda, Erdoğan'ın karşısındaki Cumhurbaşkanı adayının Cumhuriyet Halk Partisi tarafından derhal ilan edilmesi, direnişin etkili olabilmesi için yararlı olabilir. Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. 100 yıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.